Sevgili dostlarım hepinize merhaba ben Başkan 35 Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda Dolar, Altın ve Gümüşü inceleyeceğiz Bizler için e, kritik seviyeleri Sizlerle birlikte yorumlamaya çalışacağız Evet dün e, Oldukça hareketli bir gündü e, Berat Albayran instagram hesabından e, Bir istifa haberi Yayınlamasının ardından e, Arkadaşlar Ortalık epey bir Hareketlendi e, Kimine göre Berat El, Berat Albayran e, Instagram hesabı ve Twitter hesabı hacklendi yönünde haberler. E, fakat kimine göre de bu haberin gerçek olduğuna dair yorumlar e, sosyal medyada oldukça sız karşılaştığımız e, haberler arasında oldu arkadaşlar. Hükümet tarafından henüz e, bu habere bir yalanlama e, gelmedi arkadaşlar. Fakat bu konuyla ilgili de hükümet tarafından henüz bir konuşma yaşanmış değil. Yani bu haberi yalanlayacak bir konuşma da hükümet tarafından henüz gerçekleşmiş değil arkadaşlar. Biz de bunun neticesinde şimdilik şu ana kadar olan olaylara baktığımız zaman bu haberin doğru olabileceği kanısı uyandırmakta. Evet piyasalar bunun etkisiyle birlikte aslında yukarı yönlü bir piyasa bekliyorduk. Fakat oynaklığı fazla bir piyasa olacağı benzemekte. Bugün özellikle piyasadaki arkadaşlar için kanal hareketleri çok önemli olacak arkadaşlar. O yüzden vereceğim kanal aralıkları özellikle alsat yapan arkadaşlar için çok önemli. Bu kanal hareketlerini mutlaka takipte kalsınlar. Evet dolar tl ile başlayalım. Dolar tl'de arkadaşlar öncelikle 8.59 bir tepemiz mevcut. E, bu tepe altındaki kanal hareketi 8.47 Evet şurası bir kanal hareketi. E, ondan sonraki kanal hareketimiz 8.47 ve 8.28 <laughs> Evet e, şu alan arkadaşlar iki tane kanal alanı verdim size. 8.28 üzerinde Tutunma olduğu müddetçe e, yukarıda 847, 828 kanalı 847 üzerinde tutunma oldukça da e, 847, 859 kanalı dolar TL kurunda çalışacak önemli kanallar arasında gözükmekte. E, kanal TL e, dolar TL'de e, düşüş kanalımız ise arkadaşlar 828 altında kapanış olursa e, bu sefer düşüş kanallarını Takip etmeye başlayacağız. Orası da 8.28 ve 8.17 kanal aralıkları. Burası e, düşüş kanal aralığı arkadaşlar. İkinci düşüş kanal aralığı da 8.17 8.10 kanal aralığı olarak e, benim bulduğum tespit ettiğim seviyeler. Bu seviyeleri sizlerde takipte kalın. E, saatlik ve 4 saatlik Bugün volete oynaktık yani yüksek olacağından dolayı arkadaşlar bu seviyeler aşağı yukarı saatlik ve 4 saatlik kapanışlar şeklinde takip edilebilir. O yüzden verdiğim bu kanal aralıkları Dolar TL'deki arkadaşlar için çok faydalı olacaktır. Tekrardan yükselişin yukarı yönlü 8.71, 8.90 ve 9.20 dirençlerine doğru gidebilmesi için de arkadaşlar mutlaka 8.59 seviyesi üzerinde e, günlük kapanışa ihtiyaç var. E, bunu da bu hafta itibariyle takipte kalacağız. Dediğim gibi arkadaşlar bu kanal hareketleri mutlaka takibinizde olsun. Hemen e, altın tarafına da bakalım. Altın onsla başlayalım arkadaşlar analizimize. Evet altın onsla altın tarafı e, dolara nazaran daha iyi bir kapanış geldi arkadaşlar. E, yukarı yönlü Hareketler Altınos tarafında e, özellikle de 1961. Burada da gene kanal hareketlerini çizelim. Evet şuradaki 1961. E, onun altında 1948. Bir yükseliş kanalımız. Şurası. Evet şurası bir kanal bölgemiz. E, i̇kinci Kanal bölgemiz 1948 ve onun altında 1926. Evet bu iki kanal arkadaşlar yükseliş kanalımızdır. Özellikle 1961 yukarı yönlü kırılabilirse arkadaşlar e, ONS tarafında 1973 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler görmek mümkün. 1973 ve 1995 e, burası da. 61'in kırılması ve üzerinde kapanışların gelmesi halinde hedef konumuna geçecek e, ONS tarafındaki önemli seviyeler. ONS tarafında e, düşüş kanalının tekrardan başlayabilmesi için de mutlaka 1926 altında kapanış gelmesi şart. Eğer buradan bir kapanış e, görebilirsek ONS altında tekrardan düşüş e, başladı diyebiliriz. Fakat bu hareketi görmediğiniz müddetçe e, 1913 ve 1905... Burası bir düşüş kanalı olur arkadaşlar. 1926 üzerinde kalındıkça da hareket şurada gördüğünüz gibi yukarı yönlü kanal hareketi şeklinde işleyecektir. Ee, ONS altında da 1926 üzeri kalışlar yukarı yönlü hareketleri tetikleyecektir şeklinde yorumumuz olabilir. Hemen gram altına geçelim. Gram altında bizler için önemli seviyeler. Şu an 527 seviyelerinde gram altında hareketlerine devam etmekte. Evet gram altında kanal hareketleri 540 bir kere bir tepe arkadaşlar. Şurada 540 bir tepe gram altında. Onun altında 530 bir kanal. Evet bunlar şu an yükseliş kanalı iki tane çizeceğim. 530 ve onun altında da 524 arkadaşlar. Burası 524 üzerinde kaldıkça yükseliş kanal hareketlerinin devamı anlamını taşıyacaktır gram altında. Gram altında 524 altındaki bir diğer kanalda şuradaki 524 altındaki kapanışlar 513 kanalını hareket ettirebilir. E, Volalite, dolardaki volite altında da aşağı ve yukarı yönlü hareketlerin daha sert yaşanmasını e, bugün sağlayacaktır. O yüzden bugüne çok dikkat edin arkadaşlar. E, dediğim gibi önemli seviyeler kırılmadığı müddetçe e, pozisyonları korumakta, e, sakinliği korumakta fayda var diye düşünmekteyim. Ve kanal içerisindeki hareketleri takipte kalmanız da sizin faydanıza olacaktır. Hemen gümüş tarafına da geçelim arkadaşlar. Gümüşe de bakalım. E, bu arada altın ons, gümüş ons e, doların, nazaran daha yukarı e, hareketler şeklinde davranış gösterecektir. Benim düşüncem bu yönde arkadaşlar. Evet gram gümüşle hemen başlayalım. Gram gümüşte 7.11 tepe arkadaşlar. Hemen şurada belirleyelim. E, bu kanalın hareketi 7.11 onun altında çalışacak 6.92 şurası bir kanal arkadaşlar iki tane yükseliş kanalı çizeceğiz ikinci yükseliş kanalımız gene 6.92 ve 662'den geçen kanal aralıkları şeklinde yorumlanabilir düşüş kanalımızın başlayabilmesi için 6.62 altında kapanış görmesi şart gram gümüşün. Eğer 662 altında kapanış görürsek o zaman e, tekrardan e, düzeltme hareketleri ve düşüş kanalları yaşanabileceği aklınıza gelmeli. Ve 644 aşağıdaki e, kanal aralığı ikinci düşüş kanal aralığımızda 644 kırılırsa onun altındaki 633 kanal aralığı arkadaşlar. Bu iki kanalımızda eğer bu seviyelerde kapanış olursa, bu iki kanalımızı da düşüş kanalı olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi bakmadığımız ne kaldı? Gümüş ons kaldı zannedersem hemen gümüş onsu da değerlendirelim. Gümüş ons da yukarıda arkadaşlar. Bizler için en önemli seviye 25.83. Evet, şuradaki 23.83 direnci. 2583 Burası yükselişin devamı için kırılması gereken bir direnç arkadaşlar ee, bu direncin 26 94 Şuradaki ee, Pardon 2514 tekrardan alalım burayı 2583 direnç dedik Şuradaki 2583 bunun altındaki 25.83 altında bizler için bir 25.14 kanal aralığı mevcut. Şurası yükseliş kanalımız 25.83 ve 25.14. İkinci kanal aralığımız da 25.14. Şurada 25.14. Ve 24.72 Evet 24.72 Harekete buradan başladık arkadaşlar. Şu e, kanal aralığından 25 14. Bunun üzerine kırdık zaten. Şu an 25.14 ve 25.83 kanal aralıklarındayız. 25.83'ü arkadaşlar e, beni iyi dinleyin. Bu 25.83'ü gümüş olsun yukarı yönlü kırabilirse Tekrardan yükseliş hareketleri hız kazanacaktır. Ve Ana hedef ilk etapta 26 e, 94 seviyesine doğru gümüş ons'u götürecektir. O yüzden bu yükseliş kanalı içerisindeki hareket 25.83 üzerine atıp kapanışlar başlarsa yukarıda 26.94 gümüş ons'ta ana hedef şeklinde çalışmaya devam edecektir. Dikkatli takibe devam diyoruz. Evet, e, e TL ile ilgili de bir analiz yapalım arkadaşlar. E, oradaki arkadaşlar da e, zaman zaman bunun analizini istemekte. <laughs> Euro'ya baktığımız zaman 10 e, ve altında hareketler devam ediyor. Euro'da en önemli 9.84. Evet şurada bir 9.84 kanal aralığımız mevcut arkadaşlar. E, 9.84-9.74 bir kanal aralığımız 9.84 üzerinde kaldıkça e, euroda panik yapmaya gerek yok. Ne zaman ki 9.84 altına inersek arkadaşlar, o zaman 9.74 e, seviyesindeki desteğe kadar inişler görülebilir. Fakat 9.84 üzerinde euro kaldıkça e, tekrardan yukarıda <laughs> 9.91, 10.08 ve 10.33 e, direnç hareketlerini gösterme meyilinde olabilir. 9.74 altındaki ee, kanal aralığı da 9.74 ve 9.58. Evet şu kanal aralıkları ee, Euro'da da çalışması e, gerekebilecek önemli aralıklar. Ee, yukarıda 9.84 üzerinde kalındıkça arkadaşlar dediğim gibi 10.08 seviyesi ve o 10.08 üzerinde de gene 10.33 direnç seviyeleri Euro TL'de test edilmesi gereken e, beklentilerimiz halinde olacaktır. Verdiğim seviyelere çok dikkat edin arkadaşlar. Önemli seviyelerdir. E, bu seviyeler üzerinde tutunmalar e, özellikle dikkatle takip etmeniz gerekecek seviyeler halinde olmalıdır. Evet bugünkü programımızda bu kadar. Kanalımıza bir beğeni atar ve kanalımızı başka mecralarda paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. Ayrıca kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da bir an önce kendilerini kanalıma abone olmaya bekliyorum. Ne kadar erken kanalıma abone olursanız göreceksiniz ki kazancınız çok fazla olacaktır. Hepinize iyi günler